arkadaşlar. Biliyorsunuz online eğitime geçtik. Bundan sonra soruları bu şekilde çözüp size ulaştırmaya çalışacağız. Soruların tekniklerini birlikte göreceğiz arkadaşlar. Skills bölümünde ben size yardımcı olacağım. Skills'te ilk olarak ilk bölümü bensin. Sayfa 263'e denk gelen sayfa olan yakın anlam. Test yourself'i çözmeye karar verdim. Yakın anlam nasıl çözülürdü onu hatırlayacağız birlikte arkadaşlar. İstiyorsanız sorulardan başlayacağız birlikte ama ben şöyle küçük bir hatırlatma yapayım. Yakın anlam sorularını çözdüğünüz zaman bütün soruları bütün olarak değil ya da bütün cümleyi bütün olarak değil ikiye bölerek çevireceksiniz. Bir bağlaç varsa, bir virgül varsa oraya kadar ilk bölümü çevireceksiniz arkadaşlar. Sonra kalan bölümü daha sonra birleştireceksiniz. Şimdi bizim yakın anlamda bizim için en büyük ipucu olacak şeylerden bir tanesi bağlaçlar arkadaşlar. İlk soruya baktığımız zaman even though yine bizim bağlacımız olacak. Cümleyi önce ikiye böleceğiz. Sonra bir böldükten sonra arkadaşlar birleştireceğiz. Onu bir deneyelim birlikte. Even though the new TV series turned out to be very popular. Şuraya kadar olan bölüm arkadaşlar. Yeni televizyon serilerinin popüler olmasına rağmen it was no surprise for anyone at the studio. Bu stüdyodaki kimse için sürpriz değildi. Durumu birleştirelim arkadaşlar. Cümleyi birleştirelim hemen. Çok popüler olmalarına rağmen kimse için sürpriz olmadı. Yani beklenen bir durumdu. Şimdi şıkları eleye eleye gidelim önce sizinle birlikte. The great achievement of the new TV series was something. Bir şeydi. Nasıl bir şeydi? Everyone in the studio was expecting. Stüdyodaki herkesin beklediği bir şeydi. Elemiyoruz. Yanım duruyor arkadaşlar. İkinci şık olan B şıkkı. Everyone at the studio had expected the new TV series to turn out to be failure. Hiç çevirmeden arkadaşlar şu ikinci bölümde başarısız olması bekleniyordu dediği için hayır, aksine başarılı olması bekleniyordu. Elememiz gerekecek. Ceyhan, the new TV series was very liked. Çok sevildi yeni televizyon serileri. But ancak this had been expected by the whole studio. Ancak bu bütün stüdyo tarafından bekleniyordu. Dursun, silmememiz gerekiyor. The new TV series, which is so highly popular, bu kadar popüler olan yeni televizyon serisi, is the production of everyone at the studio. Stüdyodaki herkesin üretimiydi arkadaşlar. Beklenmesi ya da sürpriz olmaması ile ilgili bir durum yok. Bunu da elememiz gerekecek. Edirne çıkında, the great success of the new TV series took every person in the studio by surprise. Herkes tarafından sürprizle karşılandı. Aksine sürpriz olan bir durum değildi. Edirne'de eğlenirdi. Şimdi Adana ve Ceyhan seçenekleri yakın anlam gibi duruyor. Yalnız bizim başta da dediğimiz gibi bağlaç önemliydi. Even though'yu veren herhangi bir şey A seçeneğinde olmadığı için C'de bunu but'la sağladığı için cevabımız Ceyhan olacaktı. Şimdi ikinci soruya bir göz atalım birlikte arkadaşlar. Yine böyle böyle gitmemiz gereken bir cümle arkadaşlar. Yeter ki mantığını anlayalım. Hiçbir şekilde zor değildir. Demiş ki just after my graduation from university. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra I went to a conference abroad. Yurt dışına bir konferansa gittim. Which was my last. Son konferansıma gittim demiş arkadaşlar. Yurt dışındaki son konferansına ne zaman gitmiş? Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra. Şimdi şıklara bakalım. Adana. I haven't been outside of the country to attend a conference since I graduated from university. Since'e kadar olan bölümde arkadaşlar yurt dışında bir konferansa katılmadım. Ne zamandan beri? Mezun olduğumdan beri. Oysa mezun olduktan hemen sonra gitmişti. A seçeneği elenir. Batman seçeneğinde arkadaşlar although I went to a foreign country for a conference as a student bir öğrenci olarak gitmeme rağmen bir daha gitmeyeceğim elenmesi lazım. Ceyhan having graduated from university, üniversitede mezun olduktan sonra ya da üniversitede mezun olunca I no longer go to foreign countries or conferences. Yabancı ülkelere ya da konferanslara gitmiyorum. Hayır. Mezun olduktan sonraki durum neydi? Son konferansına yurt dışına gitmişti. Bir daha yurt dışına gitmemesiyle alakalı bir durum yoktu. Diyarbakır, the last conference I went to was outside of the country. Gittiğim son konferans yurt dışındaydı. Ne zaman? And I attended it just after my university graduation. Ve buna üniversiteden mezun olduktan hemen sonra katıldım. Dursun. Son şıkkımız the last time I went to foreign country was when I was a student. Şuraya kadar okuduğumuz zaman arkadaşlar
Yurt dışına son gidişim öğrenciyken de, hayır üniversiteyi bitirdikten sonra gitmişti zaten. Diyarbakır doğru seçenek olacak. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi demiş ki, Car failed to find his way to the museum. Car müze olan yolu bulamadı. Despite having a pocket map at hand. Elinde cep haritası olmasına rağmen müzeye giden yolu bulamadı. A seçeneği. Even though Carl had a pocket map with him, onunla cep haritası olmasına rağmen he was unable to make it to the museum. Müzeye gidemedi. Dursun arkadaşlar. B seçeneği. Carl only managed to reach the museum. Şuraya kadar okuduğumuz zaman arkadaşlar müzeye gidebildiğini görüyoruz. Oysa yukarıdaki durumda müzeye gidememişti. Bu durumda kalan bölümü okumaya gerek yok. Ceyhan'da if he had a pocket map, eğer cep kitapçı olsaydı, yukarıda vardı arkadaşlar. Diyarbakır Carl should have used his pocket map. Yine şuraya kadar okuduğumuz zaman arkadaşlar kullanması gerekiyordu. Oysa kullanmıştı zaten. Edirne the pocket map wouldn't have enabled Carl to discover the way to the museum anyway. Cep kitapçı, cep haritası onun müze olan yolunu bulmasına yardımcı olamayacaktı demiş. Zaten olamamış arkadaşlar. Adana doğru cevap olacaktı. Ha, bağlaçlara gelince despite'ı veren bağlacımız burada. Even though arkadaşlar. Müzeye gidememesi. He was unable to make it to the museum. Bir de cep haritası olması. Having a pocket map at hand. Eşleştirebilirdik. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum. Sizde sayfa 263'e gelecek şekilde arkadaşlar. Uzun bir cümle gibi görünüyor. Yalnız böldüğümüz zaman yine kısalacak ve işimiz kolaylaşacak. Provided that, eğer anlamında kullanılan bir kelime arkadaşlar. Selim had been given permission to make a call from the post office phone without any fee. Şuraya kadar olan bölümde eğer Selim'e postaneden ücret ödemeden telefon görüşmesi yapılmasına izin verilseydi. İkinci bölüm. There wouldn't be any need for him to go outside and use the payphone. Dışarı çıkmasına ve kontrollü telefonu ya da ankesörlü telefonu kullanmasına gerek kalmayacaktı. Bu durumda içeride arama yapamadığı için, ücretsiz olarak arama yapamadığı için postaneden dışarı çıkıp kontrollü telefonu, ankesörlü telefonu kullanmış Selim. A seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar Selim didn't make his call phone on the payphone outside. Sadece şu bölüme geldiğimiz zaman dışarıda kontrollü telefonla görüşme yapmadı dediği için elememiz gerekiyordu. Çünkü görüşmesini dışarıda kontrollü telefonla yapmıştı. Batman had Selim been allowed to make a call without paying for it from the office phone. Eğer ofis telefonundan para ödemeden telefonla görüşme yapılmasına izin verilseydi he wouldn't have had to go outside and use the payphone. Dışarı gitmesine ve payphone'u, kontrollü telefonu kullanmasına gerek kalmayacaktı. Batman dursun elimizde arkadaşlar. Ceyhan, Selim phoned somebody up from the phone in the office. Ofisten birilerini aradı oysa dışarı çıkıp aramıştı. Ofisten arama yapmamıştı. D şıkkında I wish Selim hadn't. Arkadaşlar I wish ibaresi dilerim ki keşke anlamlarında kullanıldığı için yukarıda bir dilek durumu olmadığı için elememiz gerekiyor. Devamlı okumamıza bile gerek yok. Son şıkkımız Edirne. As it wouldn't have cost Selim anything to ring somebody from the office. Ofisten arama yapması bir ücrete tabi tutulmadığı için, bir şeye mal olmadığı için, ücretli olduğu için dışarı çıkmıştı arkadaşlar. Batman doğru cevabımız olacaktı. Şimdi arkadaşlar 5. soruya yine bakalım. Umarım mantığını anlamışızdır. Daha iyi anlamışızdır arkadaşlar. Çünkü yakın anlam sorularında cümleyi ikiye bölüp birleştirdiğiniz zaman işimiz çok ama çok kolaylaşıyor. Hani yanlış yapma ihtimaliniz pek kalmıyor. 6. soruda One has to fully comprehend the role of irony in each of Sokolov's plays. Şuraya kadar alıyoruz arkadaşlar. Demiş ki herhangi biri Sokolov'un oyunlarındaki ironiyi anlamak zorundadır. Anlamalıdır. Ne için?
so as to enjoy any of them, onlardan herhangi birinden keyif alabilmesi için oyunlarındaki ironiyi anlayabilmelidir. A şıkkına baktığımız zaman, even if one knows how Sokopos use irony, Sokopol'un nasıl ironi kullandığı bilinse bile, biri bilse bile, it's impossible to completely appreciate one of his plays. Oyunlarının bir tanesini anlamak mümkün değildir. Diyebiliyoruz arkadaşlar. B şıkkında one of Sokopos' plays contains ironi. Oyunlarından bir tanesi ironi içeriyor demiş arkadaşlar. Oysa her bir oyunu ironi içeriyordu. Devamlı yine okumaya gerek kalmayacak şekilde vermiş bize. Ceyhan, a total understanding of the role of irony in each of plays written by Sophocles. Sophocles tarafından yazılan oyunlardaki ironiyi tamamen anlamak is necessary to enjoy any of them. Onlardan herhangi birinden keyif almak için necessary, yani gereklidir demiş. Dursun elimizde. Burada bir teknik daha göstereceğim size. Diyarbakır, a Sophocles play can be only partially appreciated without realization of the irony within it. Oyunlarının bir tanesi ya da oyunlarının biri ironiyi anlamadan kısmen sevilebilir. Eleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü her bir oyununda demişti bize. Edirne, one must fully appreciate the fact that irony is only rarely used. İroninin nadiren kullanıldığını söylemiş arkadaşlar. Nadiren değil, her bir oyununda olan bir şeydi. Ceyhan. Bir de arkadaşlar, yakın anlam sorularında şu da yapılır. Size yukarıda cümle aktif olarak verilir. Aşağıda cümlenin pasifi birebir olarak verilir. Örnek veriyorum. Oyunlarını anlamak için ironi gereklidir. Yukarıdaki cümle. Oyunlarının anlaşılmasında ironi gereklidir. İkinci cümle. Yani mantığımız şu: Ali camı kırdı ya da cam Ali tarafından kırıldı. İkisi de aynı şey arkadaşlar. Aktif etken cümle, pasif ise edilgen cümle. Bir sonraki soruya bakalım. Altıncı sorumuza gelelim arkadaşlar. Altıncı soruda yine bölerek gideceğiz. Mantığını anlamak adına yaklaşık bir 9-10 soru çözmeyi düşünüyorum sizinle. Mantığını anladıktan sonra çok da soru kaçırmayacağınıza emin olabilirsiniz. Yani her soruyu teknikle çözersek işimiz kolaylaşacak. Just before the yacht managed to leave the harbor. Şuraya kadar arkadaşlar. Yat limanı terk etmeden hemen önce it was struck by a gigantic wave. Devasal bir dalga tarafından çarpıldı. Devasal bir dalga onu çarptı anlamında bir cümle verilmiş. Olay ne zaman? Limanı terk etmeden hemen önce. Olay ne? Dalganın onu vurması. Yatı vurması. A şıkkı. By the time the yacht entered the port. Limana girdiği zaman demiş arkadaşlar. Devamlı hiç okumayın çünkü limana girdiği zaman değil, girmeden hemen önce dediğimiz olay gerçekleşiyor. Batman almost immediately after the yacht left the port. Yat limanı terk ettikten hemen sonra demiş arkadaşlar. Oysa terk etmeden hemen önce olan bir olaydı bu. Ceyhan, the very large wave which smashed into the yacht passed right in front of the port. Yatı vuran dalga limanın hemen önünden geçti. Konumunu vermiş bize arkadaşlar, alakasız bir cümle yine. Diyarbakır seçeneği. Ever since the yacht has been out of the port. Liman porttan çıktığından beri bir dalga ona yaklaşmaktadır. Vurulmasıyla alakalı bir şey yok. Üstelik genel bir cümle. Edirne şıkkı. A huge wave collided with the yacht. Büyük bir dalga yatla çarpıştı. Ne zaman? Just before it was able to exit the port. Limanı terk etmeden, limandan çıkmadan hemen önce. Yedinci soru arkadaşlar. Although she worked hard for the university entrance exam. Şuraya kadar kısım arkadaşlar. Sınava iyi hazırlanmasına rağmen. Claire couldn't manage to pass the test. Claire testi geçmeyi başaramadı. Durum ne? Sınava iyi hazırlandı ancak testi geçemedi ya da sınavı geçemedi. Adana. Claire failed her university admission exam. Üniversite kabul sınavından kaldı. Despite being well prepared. İyi hazırlanmasına rağmen kabul sınavından kaldı. Elimizde dursun.
Batman Clarice Confidence. Arkadaşlar Confidence özgüven, özgüvenle alakalı hiçbir şey yukarıda geçmediği için eleyebileceğiniz bir şık. Ceyhan Clary hadn't prepared well for the university admission exam. Devamlı hiç okumayın arkadaşlar. Sınava iyi hazırlanmadı. Oysa sınava iyi hazırlanmıştı. Clary would have passed her university entrance exam had she only studied harder. Eğer daha sıkı çalışsaydı sınavı geçebilirdi. Zaten sıkı çalışmıştı. Edirne seçeneği arkadaşlar. Clary should have done better than she actually did on her university entrance exams. Üniversiteye giriş sınavlarında daha iyi sonuç alabilirdi. İyi hazırlanmasıyla alakalı hiçbir şey yok. Adana. 8. soruya bakalım arkadaşlar. 8. soruda. In order to be able to get his first poetry book published. İlk şiir kitabını bastırabilmek için Murray used our friendship. Murray arkadaşlığımızı kullandı. Adana. I have a friend named Murray who used me to become a successful poet. Başarılı bir şair olmak için beni kullanan Murray demiş. Aksine ilk kitabını bastırmak için kullanmıştı arkadaşlar. Batman Murray couldn't have published his first poetry book. İlk kitabını ilk şiir kitabını bastıramazdı. Ne olmasaydı? Arkadaşlığımı kullanamasaydı ilk şiir kitabını bastıramazdı. Başka şekilde bastırıp bastıramayacağını bilmediğimiz için eleyebiliriz. Çünkü yukarıdaki ibare beni kullandığını söylüyor. Şiir kitabını bastırabilmek için beni kullanmıştır. Ceyhan, Murray used one of his friends. Murray arkadaşlarından birini kullandı. Oysa bizim arkadaşlarımızı kullanmıştı. Diyarbakır, Murray used his friends with me to help him get his first poetry book published. Murray arkadaşlığını benle kullandı. İlk şiir kitabını bastırmak için, yardım almak için beni kullandı. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar. Edirne, the first poetry book of my friend Murray was published thanks to my help. Benim yardımım sayesinde basılmış demiş arkadaşlar. Yok, oysa benim arkadaşlığımı kullanarak basmıştı olacaktı. Yani doğru cevap Diyarbakır arkadaşlar. Arkadaşlar, dediğim gibi birlikte çalışırsak, birlikte hazırlanırsak üzerinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yok. Yeter ki sıkı çalışmaya devam edin. Her şekilde sınavı atlatacağız. Önemli olan başarılı geçmesi. Evde kalıyoruz. Evde kalmayı avantaj haline getirin. Bütün soru tekniklerini birlikte çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kesiyor ol.